Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle çatı patı bir iğne oyası modeli göstereceğim arkadaşlar. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için. Şimdi modelimize geçelim arkadaşlar. Ben altının zürafasını zaten yaptım. Üstünün de çiçeğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle hemen şuradan bir tane düğüm atıyorum şöyle şu şekilde. Bazen ipler kendiliğinden dönüyor. Şöyle şu şekilde. Şöyle elimin altına alayım. Daha rahat olsun diye. Şuradan hemen bir tane zürafa yapıyorum. Şöyle zürafama geri dönüyorum. Şöyle şu şekilde. Döndükten sonrasında buraya şimdi bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle şu şekilde. Tekrar içine batıyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. Şöyle. Pardon, sinek kanadı yapıyorum. Şöyle tekrar içine batıyorum. Buradan hemen dibine değil de yandaki zürafaya batıyorum. Şöyle şu şekilde. Şöyle. Elimle ayarlıyorum böyle. Şuradan hemen şöyle zürafa yapıyorum arasında 3 tane. Üç tane boş zürafa yaptım buraya. Şimdi batıyorum şöyle. Buradan tekrar içine batıyorum şöyle. İçine batınca tekrar şöyle. Buraya bir tane yuva oluşturuyorum. Şöyle. Dolandığı zaman elinizle ayarlayabilirsiniz. Buradan aşağıya iniyorum şöyle. Yaprağın kenarları böyle oluyor. Bir tanesi böyle oluyor arkadaşlar. Hemen yandaki zürafaya geçerek üç tane zürafam oldu. Şimdi 3 tane zürafadan sonra 4. zürafaya dönünce şöyle bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın içine geri batıyorum. Tekrar tekli sinek kanadı yapıyorum buraya. Ve içine geri dönüyorum. Aşağıya iniyorum. Buradan bir düğüm daha olacak şekilde yapıyorum. Buraya değil, dibine değil de yandaki zürafaya ipimi ayarlayarak şöyle şu şekilde ayarlıyorum. Dik duracak şekilde düğümümü atıyorum. Bundan iki tane ortasına yapılıyor. Hemen bir tane daha yapayım sizlere tam göstermek için. Şöyle
Bir, iki ve üç. Üç zürafa yaptım arasında. Tekrar bir tane daha tekli sinek kanadı. Tekli değil de küçük sinek kanadı diyelim. Yapıyorum. Şuradan hemen bir tane pırpır. Pırpırın içine batıyorum şöyle. Tane daha batıyorum. Ve yandakine, dibine değil, yandaki zürafaya ipimi uzatıyorum ayarlayarak. Model bu şekilde arkadaşlar. Arasında iki tane böyle sinek kanadı, ufak sinek kanadı olacak. Tekrar arasında üç tane zürafa bırakarak bu sefer bu yuvayı yapacağız. Şimdi ben buraya bir tane yuva yapayım. Yanına tekrar bir tane sinek kanadı yapayım. Kenarı boş kalmasın. Modelimi yeşilini yapayım. Üstünü sizlerle tekrar yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben altının yeşilini yaptım. Üstünün de çiçeğini şimdi sizlerle paylaşalım. Üstünün çiçeğinde iki renk kullanacağım. İçindeki biraz pembe gibi gözüküyor ama nar çiçeği rengi var ve hardal sarısı kullanacağım. Şimdi hemen bir tane nar çiçeğinden şöyle ipimizi şöyle ipimi takıyorum. Fazla ip gitmiyor zaten arkadaşlar bu modeli. Şöyle hemen şuradan baştaki yuvaya düğümümü atıyorum şu şekilde. Şöyle. Şuradan şöyle. Biraz oradaki ipi uzun bıraktım ki hani elime dolaşmasın diye. Şuradan şöyle. Pırpır yapıyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Şöyle. Sekiz. Ve dokuz. Şöyle. Dokuz tane pırpırımı yaptım arkadaşlar. Şöyle hemen ipimi buradan kesiyorum. Şöyle. Şimdi diğer sarıyı yapacağım arkadaşlar. Bu böyle oldu. Bir de sarı ile deneyelim. Sarı ile nasıl olacak? İplerimi hep böyle yapıyorum ki hani dolaşma olmasın diye daha rahat, daha kolay kullanması. Şöyle. Az ip gidiyor zaten. Hani böyle çıtı pıtı yazmalarda böyle gayet güzel bir model olur arkadaşlar. Hem nazik hem kibar. Şunu da şöyle hemen şuradan
şu şekilde. Şu büyüklükte pırpırımı yapıyorum. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Dokuzuncuyu. Şu şekilde yaptım arkadaşlar. Gayet dediğim gibi çok kolay ve gösterişli bir model. Şöyle şu şekilde ipimi kestim ve modelimi bitirdim arkadaşlar. Benim modelim bu şekilde arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Şunu da şöyle düzleyelim, tam düzgün dursun. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.